Milli mevzularımızın başında gelen ve memleket kültürü ile alakası bakımından pek önemli bulunan, folklor çalışmalarında da birinci şart disiplindir. Folklor çalışmalarımız, şimdiye kadar başıboş bırakıldığı için, yalnız özel araştırmalarda değil, resmi derlemelerde bile güvenle tetkik edilebilecek malzemenin pek az olduğunu söylemek zarureti vardır. Folklorumuzla ilgili yabancı ilim müntesiplerinin araştırma ve yayınlarımız hakkındaki görüşlerine bir misal olduğu için, meslekte ve yaşta ağabeyimiz olan Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in Avrupalı bir müzikologdan naklettiği bazı notları aynen buraya alacağım. Memleketimizde yapılan bazı folklor yayınları ile ilk karşılaştığım zaman, ilim adına ne kadar sevindiğimi söylemeye lüzum yoktur. Dünyanın en eski kültür bölgelerinden biri Anadolu'dur. Bu yayınlanan malzemede eski kültürlerden şimdiye kadar meçhulümüz kalan sesleri toplamak yolunda atılan ilk adım müşterek ilim yolunun her yolcusunu aynı samimiyetle sevindirir. İşte ben de o kuvvette sevinerek ilk hususi malzemeyi ele aldım. İlk işim sayfalar arasında, disiplin aramak oldu. Aradığımı bulsaydım yayını yapanları başka türlü tebrik edecektim. İşlenen kusurları ilk adımın acemiliğine bağışlayarak, sırf gelecek adımların sendeleme ve kösteklenmeden kurtulabilmesi için o kusurları geliniz birlikte gözden geçirelim. Bu Avrupalı müzikolog gözden geçirdiği kusurlar arasında bilhassa, bir nota yazışların perişanlığından ve usulsüzlüklerden, iki bilhassa oyun havalarımızın çeşitli hareket ve karakterlerinin ölçülmesi için metronom farkı konulmasının yabancı tetkikçiler için lüzumundan bahsederek, folklor araştırmalarında disiplinin önemini anlatmaktadır. Müzik folklorumuza taayyuk eden ilk derlemelerimizdeki acemilik ve hatalarımız olduğu için, bizi merakla takip eden Avrupalı müzikologların görüşlerindeki bu samimiyete inanmak lazımdır. Nitekim sonraları türkü derleme işlerimizde ve çalışmalarımızdaki hatalı gidişleri görerek, bu faaliyetin disiplin altına alınması hususunda ve kısaca alacağımız şu noktalar üzerinde erbabı ile müttefik olduk. Bir folklorun hangi bölüme ait olursa olsun, derlenecek malzeme şahsın malı değil, ilim dünyasına arz edilmesi lazım gelen bir kültür malzemesidir. Bu malzemenin bir metot dahilinde, hatta milletler arası metodlarına ve şartlarına uyularak derlenmeleri ve bilhassa yayımları yapılmalıdır ki, bu yayımlardan ilim dünyası ancak güvenle faydalanabilsin. İki memleketimizde denemelerin, muhitin şartlarına uygun bazı özellikleri ve toplama usulleri olmakla beraber, yayınlama işi derleme işine nispetle, daha sabit ve değişmez bir yazı disiplini ile yapılmalıdır. 3. Müzik folkloruna ait derlemelerde, notanın usullerine sadık kalmalı ve derlenen maddenin uydurma yollardan yapıldığı şüphesini ortadan kaldıracak bir nota disiplini kurmalıdır. Bu arada bilhassa, usulsüz ağızlarımızın kayabaşı, bozlak, mani gibi, notaya alınışlarında son derece dikkatli olmak ve itina göstermek lüzumuna işaret edeceğim. Birçok derleyicilerin notalarımı eserle karşılaştırdığımız zaman melodik hatalardan başka, üslup ve karakter bakımından affedilemeyecek ihmal ve bilgisizliklerle karşılaşıyoruz. Bizde resmi araştırmalar dışında, kendi hesaplarına folklor araştırmaları yaparak, bunları yayınlayanlar olmuştur. Bu yayınlar, pek faydalı olmakla beraber, müzik folkloruna ait olanlar nota metinleri bakımından güvenle tetkik edilecek şekilde değillerdir. Nota denilen standart yazı vasıtasının muayyen usullerine riayet etmeyen müzik araştırıcıları olduğu gibi, pek çoklarını da derledikleri parçaları süslemek, düzeltmek gibi folklorda asla cevaz verilmeyecek müdahalelerle maddenin asil kıymetini giderdikleri görülmüştür. Bu hatalara başlangıçta hep düştüğümüz için, ileri derlemelerimizin memleket içinde ve dışında güvenle tetkik edilebilecek ve ileride folklor tarihine materyal teşkil edecek doğrulukta ve bir disiplin altında yapılması zaruretini derinden hissetmekteyiz düşüncemiz, memleketimizde bir hazine olan folklorun başıboş bırakılmaya asla tahammülü olmadığıdır. Memleket kültürü ile alakalı çalışmaların verimli olabilmesi, ancak işi ciddiye almakla ve disiplinledir. Bu disiplini sağlamak için esaslı bir folklor kurumuna ihtiyacımız olduğunu tekrar edeceğiz.